Evet, videoya hoş geldiniz. Bu videoda kickbox maçı değil de bir Muay Thai maçının analizini yapacağız. Ben 10 yıldır Muay Thai yapıyorum. Muay Thai hakkında bilgilerim olabildiğince size aktaracağım. Güzel video olacak. Sonuna kadar izleyin. Videoda kulüp arkadaşım Turan Atar dövüşüyor. Arkada da Turgay var şu anda görüyorsanız. Onun da aynı gün maçı oldu Samsun'da. Onun da videosunu çektik. Üste kart olarak ekliyorum. İzlemek isteyen oradan izleyebilir. Tunağan hem Muay Thai'de hem kickboxta 63,5 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Bu çok güzel bir şey. Hani kaliteli bir sporcu olduğunu gösteriyor. Karşıdaki rakibi ise Mehmet Yalçın, Bitlisli sporcu. Hocası da Ömer Uğur Gerzan. Kendisi çok kaliteli bir sporcu. Hatta öğrencileriyle de arkadaşlığım var. Turgut Dağdağan'la, Gökhan Karay'la falan. Şimdi videoya geçelim. İki kaliteli Muay Thai dövüşçüsünün maçı olacak. Şimdi burada durdurdum. Farkındaysanız Tunağan'ın vücuduna bakın, bir de rakibinin vücuduna bakın. Pek kaslı değil gibi duruyorlar değil mi? Hani böyle lan hani kuvvetsiz insan dersin, hani dövüş sporundan anlamayan insan. Halbuki çok kuvvetliler. Çok dayanıklılık antrenmanı yaptığı için, her sabah koşu yaptıkları için kasları bir fitnessçi gibi değil de dövüşçü olarak, yani hem içinde kuvvete devamlılık, hem koordinasyon, hem kuvvet, hem patlayıcılık biriktirdiği için hani böyle fazla bir şey kasları yok. Paramparça vücutları yok. Ama çok kuvvetliler hani. Yani vücut tipine bakarak insanları yargılamayın. Önemli olan o kasların içinde neyi biriktirdiğin. Neyse, şimdi videoya devam edelim. Evet, şimdi Tunağan sol ayağını kaldırıyor farkındaysanız. Sol ayağını kaldırmasının sebebi rakibini şaşırtmak. Rakibi de şaşırdığı için sol blok alıyor farkındaysanız. Bu da hareketsiz kalacağı anlamına geliyor. Ve Tunağan burada sol sağ direğini vuruyor. Şimdi bak, Tunağan bir aparkat vurdu, güzel tutturdu. Mehmet de güzel bir kroşe vurdu Tunağan'a. Hani ikisi de boksta dişli olduğunu birbirlerine gösterdiler aslında burada. Tunağan rakibini klinci aldı farkındaysanız. Boynunu iki eliyle içten kaptı. Bu Tunağan'ın daha kuvvetli olduğunu gösteriyor genel olarak. Şimdi sağ diz atıyor, sol diz atıyor. Bu pozisyonu değerlendiriyor. Derken rakibi de onu yere düşürdü. Bir sol çelme takarak yere düşürdü. Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda bu çelme takmak yasak. Ama profesyonel maçta serbest. İstediği kadar düşürebilir rakip sporcu. Bu arada çok güzel bir diz attı Tuna. Tekrar oynatayım orayı. İşte boy avantajı bu. Ama oturmamış. Otursaydı muhtemelen açabilirdi. Farkındaysanız bak, tekrar göstereyim. Dizi iyice kalçasını çevirerek atıyor. Ben bunu size videolarımda da söylüyordum işte. Dizi atarken hani o kemikli kısmıyla atın diye. Ama tutturamamış. Güzel dizi. Farkındaysanız ikisi arasında bir boy farkı var. Bu boy farkı Muay Thai'de çok ciddi problem yaratıyor. Çünkü hem mesafe Tunağan'ın avantajına, boyu uzun olduğu için. Mesela bak, şimdi burada Mehmet Yalçın high kick atıyor. Şimdi Tunağan'a high kick atıyor ama high kick tam olarak kafasına gelmiyor. Çünkü Tunağan'ın boyu çok uzun. Hani o yüzden boy farkı çok ciddi fark yaratıyor. Olabildiğince yakından dövüşmesi gerekiyor Mehmet'in. Evet, şimdi burada farkındaysanız Tunağan güzel bir aparkat atıyor. Ardından bak hemen birbirlerine tuttular, sarıldılar. Burada Mehmet belinden tutmak için çabalıyor ama bak, Tunağan'ın farkındaysanız hemen belini geri çekiyor. Yere doğru düşmemek için. Çünkü belini kaptırırsa rakip yere alacak kendisini. Bak şu an belini geri doğru çekiyor iyice. Amaç yere düşmemek. Burada Mehmet bir tip kaldırıyor. Tip atacakmış gibi yapıyor ayağını. Tunağan burada hemen defansını yapıyor eliyle tipi tutmak için. Ama atmıyor Mehmet de. Şimdi bak, burada güzel bir şey yakaladım. Tunağan iç dirsek atarak içeri giriyor farkındaysanız. Ve iç dirseği fırlatıyor. Ardından bak, ellerini çok çabuk bağlamak Muay Thai'de önemlidir. Rakibin kafasını kapmak için. Ve ardından ellerini bağlıyor. Bir ara Muay Thai'nin en dominant sporcusu Ali Batmaz da aynı tekniği uyguluyor. İç dirsek atarak içeri giriyor farkındaysanız. Ardından rakibini kapıyor, hemen klinci alıyor. Aynı Tunağan'ın yaptığı gibi. Bak, başka bir maçtan bir güzel bir örnekleme yaptım. Bir de videoda aşağı yorum yapan insan yine dikkatimi çekti. Hani ben de iyice böyle yorumlara takılan insan gibi oldum da, çok komik bir yorum. Bak göstereyim size hemen bu yorumu. Kardeşimiz diyor ki, kırmızılı kavga etmesini bilmiyor. Sadece sol ayağını kullanıyor. Yere sarılıp düşürüyor. Başka bir şey yok. Çok çalışması lazım. Tekniğini geliştir. Allah helal olsun. Başka bir arkadaş da diyor ki, yorum atarak hani bunu destekleyerek. Yani şöyle insanların dünya ikincisi olduğunu duyunca ben neden mühendislik yapıyorum diyorum. Çok rahat alırım kırmızıyı. Aksine mavili tehlikeli dövüşçü. Boksu iyi, kırmızılı da bir şey yok. Ne boksu iyi, ne tekmesi iyi. Sadece yere düşürüyor. Kaç yumruk yedi. Ben yorum yapmıyorum. Şimdi ikinci senaryo, tekrardan belini geri çekiyor. Çünkü çok yakında vücuduyla rakibine. Belini geri çekti. Ardından bir diz attı güzel bir şekilde. Ve rakibinin üzerine doğru düştü. Rakibine göre biraz daha kuvvetli dediğim gibi. Bu arada bu kuvvet dediğimiz olay çok zor gelişiyor Muay Thai'de. Sen maçı çıkmadan önce 5-6 ay boyunca çok iyi antrenman yapman gerekiyor. Yani eğer ki çok iyi antrenman yaptıysan, rakibine kuvvetliysen, Muay Thai maçında istediğin taktiği ver. Bu kuvvet genel olarak taktiği bozuyor. Tunağan da bu videoda kuvvetli olan sporcu.
Evet, bu sahnede Mehmet vuşu hareketi yapıyor bildiğin. Tuna'nı belinden tutuyor. Hani bak biraz önce demiştim ya ben belinden tutarsa yere düşürecek diye. Burada belinden tutuyor. Bak belinden tuttuğunda ne oluyor görün. Vuşu maçındaymış gibi yere düşürdü. Vuşu da bu serbest ama Muay Thai'de bu yasak. Muay Thai'de direkt belden tutamıyorsun. Belin biraz daha üstünden tutman gerekiyor. Ellerinle bağlaman gerekiyor rakibini. Tunağının sol low kick'ini yakalıyor Mehmet burada. Ardından yere doğru düşürüyor tunağını. Bak farkındaysanız tunağın yere düştü. Yere düşene kadar sen orada rakibine dizini vurabilirsin. Ama yere düştükten sonra vuruş yapamazsın. O da tabii ki de dizini vurmaya çalıştı ama yakalayamadı zamanlamasını. Şimdi size güzel bir Muay Thai tekniğini göstereyim. Tunağan burada bir uppercut'la rakibini yakalamaya çalıştı. Farkındaysanız rakibinin çaprazına doğru geçerek sol eliyle yüzüne bastırıyor. Sağ eliyle de yüzüne bastırıyor. Kafasını aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Eğer aşağı doğru çekebilirse sağ diz vuracak rakibinin yüzüne. Ama rakibi de bunu biliyor. Tecrübeli sporcu o da. Kafasını biraz sol tarafta tutuyor dizi yememek için. Ve burada Tunağan diz atamıyor rakibine. Şimdi bakın arkadaşlar, Muay Thai maçlarını izlerken insanlar işte bunlar güreşiyorlar muhabbetini çok yapıyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar, millet Muay Thai maçını izlerken genel olarak bu ringin içine girmemiş kişiler ya işte bunlar nasıl dövüşüyor kafasında oluyorlar. Gerçekten çok zor verdikleri mücadele. Anca Muay Thai maçı yapan kişiler bilir. Hani kickbox yapıp da Muay Thai'ye giren veya boks yapıp da Muay Thai'ye giren kişiler bilir maçın Muay Thai maçlarının ne kadar zorlu olduğunu. Yani hem güreş yapıyorsun, hem boks yapıyorsun, hem tekme atıyorsun. Hani hepsi bir arada ve acayip kuvvetli dayanıklılık gerektiriyor. Kickboksçular bizim kadar kuvvet antrenmanı yapmıyorlar. Biz daha çok kuvvet antrenmanı yapıyoruz onlara göre. Ve ringin içinde ve yani herhangi bir daha önce dövüşmemiş birisi şu ringin içine girsin. Bu iki sporcudan birisiyle dövüşsün. Ateşler içinde yanar yorgunluktan. Hani o zaman anlıyor işte kişi ne kadar zor olduğunu. Bak bu sahnede mesela Mehmet high kick atacağını çok belli ediyor Tunağan'a. Tunağan da ne yapıyor? Ellerinin pozisyonu görüyor musunuz? Bak geçen videoda paylaşmıştım bunu. Sağ el çenede, sol el aşağıda. High kick'ten kaçıyor. Burada doldursa güzel olurdu ama biraz mesafe uzak olduğu için dolduramadı. Bak Mehmet high kick attıktan sonra kendisine rakibi bir vuruş yapar diye hop dönen tekme atıyor bir tane daha. Hani bak kaliteli hareketler bunlar. Güzel hareketler. Evet videonun sonuna geldik. Kanalın bildirimlerini açarsanız sevinirim. Haftada bir video atacağım size bu şekilde. Elimden geldiğince güzel kaliteli içerikler üretmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Beni de Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimi aşağı bırakıyorum açıklamaya. Kendinize iyi bakın.